Motor kazası öyle bir şey ki, hani senin parçalarını cımbızla topluyorlar. Bak, dürüst olayım. Araba böyle giden, önde giden motora yol vermiyor. Gıcıktan onu sıkıştırıyor. O da gidip bir yere çarpıyor galiba. Jilet gibi ikiye bölünüyor. Üçe bölünüyor. Kolu bir tarafa, bacağı bir tarafa, kafasının beyni bir tarafa filan. Olay yeri şeyi ekipleri geliyor abi, cımbızla tek tek yerden parçaları topluyor. Poşetin içine koyuyorlar. Tek tek, tek tek. Motor çok tehlikeli bir şeydir. Dikkatli olun arkadaşlar. Motor çok tehlikeli bir şeydir. Kask falan takın. Mümkünse çok trafik olan arabaların çok hızlı gelip geçtiği yerlerde fazla takılmayın motorla. Hele kendiniz hız hiç yapmayın. Efendime söyleyeyim. Ya sürmeyin. Esas araba sürün arkadaşlar. Ben motora karşıyım. Motosiklet çok aşırı tehlikeli bir şey. Hani araba kazasında araba yamuluyor. İkiye bölünecek kadar böyle cipte adam gidiyor bir yere çarpıyor ve araba yamuluyor. İçeri göçüyor. Adamın dizleri falan kopuyor, tamam mı? Dizleri olmadan tekerlekli sandalyeye muhtaç şekilde yaşıyor yine de. Ya da işte bazı durumlarda bakıyorsun araba hış olmuş, pert olmuş. Adam içinden hafif bir ağzı yüzü biraz ezik büzük 15-20 güne düzelecek şekilde çıkıyor. Yani işte bir kolu falan kırılıyor, geri yerine kaynatıyorlar falan adamı. O motor öyle değil ama. Motorla bir abi bir saçma salak bir yavaş ya 50 kilometre gittiğin yerde bir şeye çarpıyorsun. Seni jilet gibi ikiye bölüyor. Ya motor kazasını biraz incelediğinizde hayna alet gitsin motoruna dersiniz arkadaşlar. Motor çok tehlikeli bir şey. Kullanmayın. Ben olsam ürettirmem motosikleti de ayrıca yani. Çünkü kazasına ya değmez abi ya. Araba sürün abicim. Araba sürün. Çünkü öyle bir saçma bir şey ki şey yani arabanın suçu yok. Mesela araba gittiği yerde dikkatsiz, dikkatsiz işte yan yoldan filan bir şeyden çıkıyor araba bir anda. Motosiklete bir tane koyuyor araba. Adam arabada iniyor bakıyor. Ne oldu adama? Ya adam dörde bölünmüş. Bilmem bir kamyonun altına girmiş. Yani çok çok manyakça bir şey ya. Manyakça bir şey. Ya motosiklet kullanmak ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hızlı hızlı giden demir yığını arabaların içinde koca koca kütleler demir yığınları geziyor etrafta vızır vızır. Sen oraya dön dön koşarak trafiğin ortasına atlamışsın gibi bir şey. Çünkü yok seni koruyan bir şey yok. O adamların çevresinde bir çelik iskelet var. Hava yastığı var, bilmem ne var. Sen etrafında bir şey yok. Yani otobanın ortasına atlayıp koşturup karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını düşün. Motosiklet kullanmak öyle bir şey. Neyse, neyse, neyse tamam. Tabii zevk meselesi ama ben hiç tavsiye etmiyorum beysin.